Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün daha önce de sizlere tanıtımını yaptığım Ripple Faktörü hakkında bir güncelleme videosu çekeceğim. Dilerseniz detaylara geçelim. Ripple Factory temel olarak maden sondajına dayalı bir play to earn oyunu olacak arkadaşlar. Bu dünya içerisinde parça ve külçe üreten bir fabrikanın başında olacakmışız. Amacımız ise üretimi arttırmak ve yeni makineler yaratarak bu fabrikalarımızı genişletmek olacakmış arkadaşlar. Aynı zamanda elde edeceğimiz cevherleri arttırmak için burada kazandığımız madeni paralar ve külçeler Atomic App'ta ve ayrıca oyun içi pazarda NFT ile takas edilebilecekmiş arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun kurduklarını söylüyorlar ve rekabet sistemine dayalı bir oyun olacağını söylüyorlar. Yine yol haritalarına baktığımızda bir süre önce bir PES satışı yapıldı arkadaşlar ve buna ek olarak ayın 24'ünde paket satışları gerçekleştirilecek. Yani oyun içi paketleri alabileceğiz ve oyunun birinci aşaması ise 3. çeyrekte çıkacak arkadaşlar. Yine 3. çeyrekte bir mağaza kuracaklarmış ve herkese açık testini gerçekleştireceklermiş. 2022'nin 4. çeyreğinde ise Android ve iOS'a oyunu getirmeyi planlıyorlarmış ve bir bridge kuracaklarmış, yani köprü kuracaklarmış. Vox ve ada arasında, bu iki token arasında bir köprü kurup oyunu ada ağı üzerine de inşa etmeyi düşünüyorlarmış. Genel olarak şemasına baktığımızda burada gördüğünüz üzere sondajı yapıyoruz ve cihaza yerleştiriyoruz. Buradan yine bir barel veriyoruz. Burada verdiğimiz barel ise 1000 oy ile denk geliyor. Yine burada drill modüllerle yapacağımız craftingleri vesaire gösteriyor arkadaşlar. 300 oil artı 100 ores bir coin'e denk geliyormuş. Yine 10 coin bir ingota denk geliyormuş arkadaşlar. Bunun dengesini böyle sağlamışlar. Takıma baktığımızda toplamda 9 kişilik bir ekipten oluşuyorlar. Burada zaten isimlerini vesaire görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ortaklar kısmına baktığımızda Vaxan'daki çeşitli oyunlarla ortaklıklar düzenliyorlar ve Twitter'larında bunlarla ilgili çekilişler de düzenliyorlar arkadaşlar. Dilerseniz bunlara da katılabilirsiniz. Yine başta da belirttiğim üzere Vox Block zincirinde çıkacak bir oyun olacak. Fakat ileri aşamada oyunu farklı bir ağda taşımayı planlıyorlarmış. PES kısmına geldiğimizde burada Whitelist Gold PES'imiz bulunuyor. Yine Silver PES'imiz bulunuyor ve Bronze PES'imiz bulunuyor. Bunların her birinin bize öncelikleri var tabii ki de. Gold PES'te ilk alanlardan olabiliyoruz. Yine Silver PES'te ikinci satıştan alıyoruz. Bronze PES'te ise üçüncü satıştan alıyoruz. Ve bunların her birinde %15'lik bir indirim elde ediyoruz paket satışlarında. 24 Haziran'da da paket satışları gerçekleşecek arkadaşlar. Bu paketler ise bronz paket, gümüş paket ve altın paketi olarak ayrılıyor. Altın paketler 499 dolardan satışa çıkacakmış. Yine gümüş paketler 139 dolar, bronz paketler ise 59 dolardan satışa çıkacakmış. White paper'larını incelediğimizde girişte de belirttiğim üzere maden sondajına dayalı bir play to earn oyunu olacağız diyorlar arkadaşlar. Yine oyun konseptini incelediğimizde bronz, gümüş, altın cevherlerini çıkarabilen bir matkabımız bulunacakmış. Ve matkap 3 tip modülle, yani NFT'lerle yükseltilebilecekmiş. Madeni paralar, yani külçeler, NFT'lerle değiştirilebiliyormuş arkadaşlar. 10 madeni para 1 külçe ediyormuş. Yine bu madeni paralar ve külçeler Atomic App'ta değiştirilebiliyormuş ve dökümhaneler, yağ pompaları ve matkap modüllerinin oluşturulmasına ve yükseltmesine izin veriyormuş. Aşama 1'de sondaj kısmı gerçekleşecek arkadaşlar. Burada matkabımızla mineralleri toplayacağız. Hasat zamanı taşıyabileceğimiz minerallerin miktarı matkap üzerine kurulu modüllerimize bağlı olacakmış arkadaşlar. Yine onları zaman, hız ve koruma kazanmak için iyileştirebiliyormuşuz. Girişte sadece bronz cevheri ve çok az miktarda gümüş cevheri bulunacakmış. Bu nedenle gümüş ve altın bulmak için daha fazla araştırma yapmamız gerekeceğini söylüyorlar. Yine yağ pompaları dökümhanede yağ tedariği etmemizi sağlıyormuş. Cevherleri kurtarmaya ve izabe tesislerinde kullanmaya dikkat edin diyorlar. Bu konuda bizleri uyarıyorlar. Burada gördüğümüz üzere zaten matkabın çalışması için 3 çeşit modül yuvası bulunuyor arkadaşlar. Pil modülü, motor modülü ve zırh modülü olarak bunlar ayrılıyor. Yine burada 4 çeşit pil olduğunu söylüyorlar ve bunlar çeşitli raritelere ayrılıyor. Tabi burada raritelerine göre kazanç miktarımızı da arttırıyor diyebiliriz arkadaşlar.
Motor modülünde ise yine 4 tip NFT bulunuyor ve bunlar çeşitli rarity'lere ayrılıyor. Yine burada rarity'lerine göre hızları değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Zırh modülünde ise yine 4 çeşit zırha ayrıldığını görüyoruz ve rarity'lerine göre isabet puanlarının arttığını görüyoruz. Makineler kısmına baktığımızda dökümhaneleri bir öncelikle inceleyelim arkadaşlar. Bronz, gümüş ve altın cevherlerimizi madeni paralara dönüştürmemize olanak tanıyormuş. Peki bu madeni paralar neydi? Az önce söylediğim üzere NFT'ler arkadaşlar. Bu NFT'leri de market üzerinden satabiliyoruz. Yine burada bronz madeni para yapmak için 100 bronz cevher ve 300 yağ ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Gümüş yapmak için ise 100 gümüş ve 300 yağ. Yine altın madeni para yapmak için ise 100 altın ve 300 yağ ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. Ve diğer unsurlarda da olduğu gibi 4 tip dökümhane bulunuyor. Bunlar çeşitli rarity'lerden oluşuyor arkadaşlar. Ve rarity'si arttıkça üretim süresi burada gördüğünüz üzere düşüyor. İkinci makinemiz yağ pompasına baktığımızda yağ pompaları varil petrol üretiyormuş arkadaşlar. Ve bunlar da NFT yerine geçiyor. Bir varil yaklaşık 1000 yağ eşitmiş. Ve bunlar çeşitli rarity'lerden oluşuyor. Yine burada gördüğünüz üzere rarity'lerine göre üretim miktarları artıyor arkadaşlar. Külçe, makine ve modüller oluşturmak için burada kullanacağımız eşyalar yer alıyor arkadaşlar. Bronz oluşturmak için 10 sinke bronz ve 1 bronz külçe gerekiyormuş. Yine gümüş oluşturmak için 10 sinke gümüş ve 1 gümüş külçe gerekiyormuş arkadaşlar bizlere. Altın bir makine oluşturmak için ise 10 sinke altın ve 1 altın külçemiz olması gerekiyormuş. Burada zaten gördüğünüz üzere tablo halinde bunları detaylıca vermişler arkadaşlar. Dileyenler de buradan detaylı bir şekilde inceleyebilir. Oyun içi arayüzümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zaten 4 çeşit token'ımız bulunacak ve oyunun genel olarak şeması bu şekilde yer alacak diyebiliriz. Oyunun ikinci aşamasında bir ortak mağaza kuracaklarmış. Bu mağaza üzerinden NFT ve paketlerimizi satabilecekmişiz arkadaşlar. Üçüncü aşamada ise çok oyunculu bir sistem oluşturacaklarını söylüyorlar. Bu robotları oyun içinde robotları ele geçirebilecekmişiz. Yine burada zaten söylediği üzere 4 kategoride farklılaştı 4 kategoride farklılaştırılabiliyormuş arkadaşlar bunlar. Kesinlik, suikastçı, tank ve mühendis olarak ayrılıyor bu kategoriler. Yine robotların 6 yuvası bulunuyormuş ve onları farklı nadirliklerde donatabiliyormuşuz. Oyun içerisinde 3 jeton ve 3 külçe bulunacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zaten bronz, gümüş ve altın olarak bu jetonlar ayrılıyor. Külçeler ise yine bronz, gümüş ve altın olarak ayrılıyor arkadaşlar. Twitter'larını incelediğimizde 4.943 takipçileri bulunuyor. Ve burada da gördüğünüz üzere sürekli çekilişler düzenliyorlar arkadaşlar. Dilerseniz sizler de bu çekilişlere katılıp free bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Benim oyun hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak temasıyla vesaire güzel bir oyun olarak görünüyor. Çıktığında da zaten detaylı bir oynanış videosunu sizlerle paylaşmak isterim. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.